Buradan da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim rüzgarı, İstanbul Değişim dedi biliyorsunuz. Pazar günü gerçekleşen İstanbul İl Başkanlığı yarışında değişimcilerin desteklediği Özgür Çelik kazandı. Ve Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde İstanbul'da neyi değiştirecek peki bu sonuç? İstanbul İl Başkanlığı'nın Özgür Çelik tarafından kazanılması. CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'nı değişimcilerin kazanmasıyla bu sonuç büyük kurultaya nasıl yansıyacak? Şimdi herkes bunun detaylarını anlamaya çalışıyor. İstanbul Kongresi 4-5 Kasım'daki büyük kongrenin provası olarak görüldüğü için genel merkezin eli zayıfladı partide. İstanbul rüzgarı sonraki il kurultaylarının ve büyük kurultayın sonucunu değiştirebilir yorumları da yapılıyor. Özgür Özel bildiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan bir diğer isim genel başkanlık adına ve burada da yarışın öyle korakor geçeceği, kolay geçmeyeceği söyleniyor Kılıçdaroğlu adına. Bu yorumlar yapılıyor ama elbette göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. O zaman İstanbul ve İstanbul'daki değişim gelsin ekranlara. İstanbul'u kazanacağız. Bu yolculuk zafere giden yolculuktur. Unutmayalım, İstanbul'dan yakılacak bir meşale Türkiye'deki demokrasi mücadelemize ışık olacaktır. CHP'nin İstanbul yönetimini değişim isteyenler kazandı. Genel başkanlık seçiminde kurultaya en çok delege veren il İstanbul. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği aday kaybetti. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. Ben bir kavga yaratayım, genel başkan karşıtı ilan edeyim. Genel başkanımız beni parti meclis üyesi yapsın. Genel başkanımız beni belediye başkanı yapsın. Bunu yanlış buluyorum, bunu reddediyorum. O arkadaşlarımıza sokağa dönmeyi tavsiye ediyorum. Halka dönmeyi tavsiye ediyorum. Yüzünüzü halka dönün. CHP'nin İstanbul Kongresi'nde iki aday yarıştı. Oylamaya damgasını vuransa genel merkezin desteklediği Cemal Can Polat'ın sözleri oldu. Can Polat, Ekrem İmamoğlu'nu delegelere, belediyede iş vererek etki altına almakla suçladı. Salonda gülümsese de İmamoğlu kongreden ayrılırken tepkisini gizleyemedi. Allah'ım yarabbim ya, şov gibiydi ya. Başkanım, bu sizde o hissedecek ya bir de. Cumhuriyet Halk Partililerin delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Çok çirkinleştirdiler. Çok yalan konuştular. Size şu güzel kalbiniz yeter Sayın Başkanım. Önemli değil. Ama biz tertemiz. Kazanacağız başkanım. Bir tarafta genel merkezin desteklediği konuşulan Cemal Can Polat, diğer taraftaysa ardında değişimciler olan Özgür Çelik yarışta. İstanbul'un delege sayısı 36 şehre denk geliyor. O yüzden aynı zamanda kurultay provasıydı bu. Ankara ve İzmir'den de çok daha fazla delegesi var İstanbul'un. Üstelik çarşaf değil, blok liste kabul edildi. Yani oy oranına göre dağılmayacak delege yapısı. Kazanan kendi delegesiyle devam edecek. Ekrem İmamoğlu yenilen listede yoktu, kazanan listede var. Niye belediye başkanı listenizde yok? Hiçbir belediye başkanı benim listemde yok. Ben örgütü listeye koydum, örgütü! CHP'de genel başkanın belirleneceği kurultay 4-5 Kasım'da. Henüz Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Kongresi'ne dair bir açıklama yok. Rakibi Özgür Özel ise yeni İstanbul İl Başkanı'nı kazanacağız mesajıyla kutladı. Gençlik kazandı, umut kazandı. İstanbul'u tekrar kazanacağız, Türkiye'yi kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Biz vakti geldiğinde gereken enerjiyi ve cesareti göstermeyi bilen bir partiyiz. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan birleşerek çıkacağız. Buradan güçlenerek çıkacağız. Buradan ayağa kalkarak çıkacağız.